Protokolümüzün değerli üyeleri, çok kıymetli gazilerimiz, bu vatan için canını vermiş şehitlerimizin değerli yakınları, asrımızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli Silivri halkı. Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlamak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığımızın sembolü olan çelengin Atatürk Anıtı'na sunulması için toplanmış bulunuyoruz. Bayramınız kutlu olsun. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı arz ederim. Tarafından Atatürk Anıtı'na sunulması arz ederim. Ruhları şad olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim. Çelengin önünde bir fotoğraf alayım. Geçsene. Tamam mıyız? Çekiyorum. Tamamdır. Dikkat. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu demokrasi düşü bundan tam 101 yıl önce bugün hakimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçeğe dönüşmüştür. Mustafa Kemal, ben her kerameti meclisten bekleyenlerdirim der.
Meclisin sahip olduğu keramet ise şüphesiz egemenlik kayıtsız şartsız milletin ilkesidir. Bu nedenledir ki Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'in liderliğinde ve dünyaya örnek olan eşsiz bir dayanışmayla kazanan milletimizin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma kararlılığının merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yurttaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Atatürk bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan etmiştir. Ulu Önder Büyük Atatürk, yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz sözleriyle de belirttiği gibi güzel ülkemizi gelecek nesillere emanet etmiştir. Unutulmamalıdır ki milletin vekaletini taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli görevi demokratik, layık, sosyal hukuk devletini geliştirmek, ülkemizin dünyada söz sahibi olmasını sağlamaktır. Milletin meclisinin yetkilerinin törpülendiği, yetkilerin tek işe toplandığı bir dönemdeyiz. Bu yaşananlar tıpkı işgal yıllarında olduğu gibi zifiri karanlık bir gece gibi. Ancak insan hayatında sabah olmayan gece yoktur. Bugün yetkileri törpülenerek elleri kolları kesilen, işlevsiz hale getirilmek istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurdumuza vurulmak istenen prangayı mütareke döneminde kırdığı gibi yine milletin azim ve kararıyla kıracaktır. Kıymetli hemşerilerim, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın hastalık nedeniyle bir kez daha 23 Nisan'ı evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanacak. İnanıyoruz ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak. Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taşlandıracaktır. 23 Nisan sabahı hep birlikte Silivri'mizde, balkonlarımızdan, pencerelerimizden bayramımızı kutlayacağız. Sevgili çocuklar, sizler bu güzel ülkenin geleceğini inşa edeceksiniz. Baş öğretmenimiz Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizi ve onun yüksek ideallerini sizlere emanet etti. Bu nedenle 101 yıl önce neler yaşandığını, Ulu Önder Atatürk'ün neden ilk kişi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açtığını iyi öğrenmelisiniz. Cumhuriyetimizin temel ilkesi egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ilkesidir. Bu aynı zamanda bağımsızlık ve adalet üzerine inşa edilmiş bir mirasın da temelidir. Bu mirası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesi ve onun da ilerisine taşıyacak olan sizlersiniz. Kıymetli çocuklar, memleketteki dahili ve harici bettaslar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve fikirlerini unutturmaya çalışıyor. Bunun için cebren ve hileyle her alanda eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla nutuku yasaklamaya, andımızı kaldırmaya çalışıyorlar. Ancak sizler Z kuşağı olarak Türkiye'mizin ve geleceğimizin teminatısınız. Bu bilinçle Büyük Atatürk'e ve fikirlerine bağlılığınızdan bir adım geriye atmadan demokrasi ve cumhuriyet mücadelemizi iktidara taşıyacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm gazilerimizle birlikte Covid-19 mücadelesinde hepimizi duygulandıran ve gururlandıran bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımızı, şükranlarımızı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun.